Şimdi yine bombayla karşınızdayım ha. Efsane bir teknoloji konuşacağız. Bunu bana tahmin ediyorum bir 1 milyon kere falan sormuşsunuzdur. Hani 1 milyon olmasın da hadi. Sizin güzel hatırınızda 100 kere temizi var. Ben bunu daha evvelden yayınlarda, videolarda birçok kere üstünden geçtim ama böylesine hani bak kardeşim şuraya bakacaksın, buna bakacaksın şeklinde anlatmadım. Çünkü gerçek anlamda forensics yani adli bilişim benim bir uzmanlık alanım değil. Ama temel bir kullanıcı perspektifinden makineniz hacklendi mi? Adam bilgisayarın ekranını söktü götürüyor. Düüt yapıyor. Galiba diyor bilgisayara hacker girdi. Makinenin içinde birileri cirit atıyor mu? Atmıyor mu? Ona şöyle bir güzelce bir bakalım en temelden derune en derune inceleyelim. Ona göre de yürüyelim derim. Ne dersiniz? Bence çiçek. Şimdi arkadaşlar benim makinem hacklendi mi? Makinede böyle abuk subuk hareketler. Terbiyesiz terbiyesiz pop-up'lar. Bize uymayan antin kuntin lüzumsuz lüzumsuz yaklaşımlar. Düşünür müyüz? Abicim bir bak. Böyle şeyler gördük. Adamız kaçtı. Bir kıllandık tamam mı? Ulan makineye bir şey mi oldu? Ne oldu ya Muammer? Bir mi kaçtı bu makineye falan diye. Aa. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra bir çekindik tamam mı? Böyle bir durum var. Ona göre bir çözüm uygulayacağız. Bir şekil yapacağız. Ama ne yapacağım ben? Nasıl bakacağım? Şimdi abi bak. Task Manager'ı açıyorsun. Task Manager'da prosesler var. İşte çalışan servisler var. Task Manager'dan şöyle bir üstün körü bahsedeyim. Bu servislerin her biri bir sürü uygulama tamam mı? Burada böyle çalışıyor. Burada böyle ilginç. Ulan bu ne acaba? Alan diyeceğin. Böyle bir şey var mı? Bir defa bir power usage'ın bilmem neyin. Bak burada bir yukarıya doğru bak bir şeyler götürüyormuş burada böyle. İşte bakıyorsun CPU usage'a göre sırala bakayım. Ha, burada da pek bizim var. CPU çok güçlü olduğu için olabilir mi? Ulan biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel b**k nerede? Neyse. Böyle bakıyorsun abi. Adli gubidik bir şeyler var mı? Enteresan. Hemen bakıyorsun. CTF loader. Ulan capture the flag mi yapıyoruz mesela bizim makinede? Ama bu nasıl iş falan diyorsun. Tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Ondan sonra property izliyorsun mesela. Bak sistem 32'nin içine gitmiş. Allah Allah falan diye böyle. Kullanıyorsun. Ne acaba bu ya? Application falan. Oo Windows operating system falan. Copyright'ı falan da var. CTF mon.exe. Sonra gidip buna bakmak istediğin zaman klasörde sistem 32'nin içerisinde CTF mon.exe'ye gidip inceleyebilirsin. Bu ne acaba ki diye. Veya işte gidip virüs totala falan koyabilirsin. Tamam mı? Oradan da bakabilirsin. Neyse konumuz o değil. Burada abidik gubidik şeyler var mı? Sonra servisiz açıyorsun mesela. Burada ilginç servisler var. Bak kafanıza göre çata çutur kapatmayın tamam mı? Burada önemli mevzular olabilir. Onun için pataküte pataküte kapatmayın bunları. Sadece nedir bunlar? İşte ne işe yarıyor bilmem ne diye merak ettiklerinizi açın bakarsınız. Detaylarına girip baktığınız zaman gösterir zaten size ne olduklarını. Mesela go to details dediğin zaman hangi servisler bunun içerisinde çalışıyor? Servis nelerin hangileriyle alakalı bilmem ne görebiliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Böyle inceleyin servislerinizi. Bir antin kuntin bir durum var mı yok mu ona bir bakın. Ona baktıktan sonra arkadaşlar startuplara, servislere bu deminki ekranda startup kısmına bakın. Herhangi bir şey çalışıyor mu falan filan. Servislere bakın. Demin gösterdiğim gibi. Startup mevzusu da şu. Startup'a geldiğiniz zaman abi şu startup impact'e göre bakın. Açtığınız şeyler ne kadar etki yapıyor? Böylece makinenin yavaş açılmasına bilmem neye falan filan neden olan bir şeyler varsa bu ne oğlum? Bu ne lan? Falan deyip böyle merak edip bakabilirsiniz. Wait a minute. Who are you? Tamam mı dostlar? Ona göre hareket alın. Makine açılışında ne kadar kaynak yiyor bu uygulamalar? Onlara oradan bakacaksınız. Burada her startup eden dosya görünmeyebilir arkadaşlar. SysInternals'ın Autorance diye bir uygulaması var. Bak onu da göstereyim. Böyle size hangi ekranlarda nelerin açıldığını, WinLogon'da neler geldiği, işte provider'lar neler, BootExe'de neler açılıyor, arkada tüm detaylarıyla makine açılırken ne var ne yok bütün detaylarını verir. Burada var. Download diyor. 3.7 MB'lık bir şey. SysInternals Live'la direkt çalıştırabiliyorsunuz. İnternet üzerinden download etmeden. Command line'ı ve Windows direkt pencereli hali var. Buradan indirip bakabiliyorsunuz. Şurada gösterdiğim gibi bir ekran zaten. Size tüm detayları veriyor. Hemen YouTube videosunu sonuna kadar izliyorsunuz. Sonunda beğene tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. O da yetmiyor. Yorum yazıyorsunuz. Böylelikle YouTube'a ekliyorsunuz. YouTube supra! Siz bunun detaylarını aldıktan sonra nelerin çalıştığını burada böyle enteresan bir şeyler var mı? Hoşuna gitmeyen bir şeyler var mı? Onlara bir bak. Zararlı yazılım varsa bir malware varsa sisteminde işte atıyorum arkada çalışan kripto yazılımı bilmem ne falan gibi enteresan bir şeyler varsa bunların hepsini burada görme ihtimalin var. Bak ama bu bir ihtimal. Son dönemde çok gördüğümüz başka bir atak vektörü de var arkadaşlar. Adam şunu yapıyor. Bak şu an sana bir netsitattan bir şekil yapacağım. Sana moruk 2 Bedford egzozu 2 tane eksantrik milyon
gidiyor buradan. Bir zararlı yazılım yapmıyor. Tamam mı? Son derece basit bir tane reverse connection açan bir uygulama koyuyor. Uygulamada zararlı hiçbir şey yok. Her şeyle git. Uygulama gidiyor ana saldırganın bilgisayarına. Makine her açıldığında makineyle ilgili bilgiler, detaylar, ıvırlar, zıvırlar bir sürü bir şeyler veriyor. Böylece kullanıcı hakkında fikir sahibi oluyor saldırgan ve ondan sonra o elde ettiği bilgileri kullanıcı için kullanabiliyor, satabiliyor. Bir sürü arkada başka şeyler yapabiliyor. Ama baktığında uygulama sana zarar veriyor ama zararlı yazılım değil. Bunu da task scheduler'la yapıyor, tamam mı? Yani zamanlanmış görevlerle yapıyor. Oraya da bakın mutlaka, tamam mı? Orada sizin tanımlamadığınız bir zamanlanmış bir görev falan filan varsa onlara da bakın. Otoransın içerisinde servislere gidin. Demin gösterdiğim servis ekranı dışında otoransın içerisinde de servisler var. O servisler bölümünde DLL'leri gösteriyor size, tamam mı? Hangi DLL nereye kurulmuş? Ben size Task Manager versiyonunu göstermiştim. Otorans kısmında da var aynı mantık. Oraya gidin bakın. Onları alın, VirusTotal'de yazın, aratın. İnternette aratın. Bir bakın bakalım o DLL'ler gerçek DLL'ler mi? Yoksa değil mi? Alın gönderin veya gidin Sistem32 içerisinden kopyalayıp gönderebilirsiniz oralara. O da mümkün. Bunun dışında hani daha ileri seviyede şey yaparsın işte, memory dump alırsın abi. Ondan sonra onu incelersin. Network trafiğine bakarsın. Daha evvelden anlatmıştım size. Ama hani onlar böyle ileri seviye. Daha böyle makinenizin içerisinde bunlara bakıyor olmanız yeterli. Bir şeyden kullandığınız zaman onun DLL dosyasını veya onun dosyalarını, liste nerede durduğu gözüküyor buralarda. Gidin o dosyaları bulun abi. Ondan sonra da VirusTotal'e gönderin. Veya bak ben şey kullanıyorum. Sandbox incelemesi yapabilirsiniz. Mesela o orada da işinize yarar. Bir dosya virüslü mü değil mi? Size bir zararı var mı yok mu bilmem ne. Merak ediyorsanız abi. Integer Analyze diye bir tane site var. O siteye girin abi. O sitede istediğiniz gibi dosyayı atıyorsunuz. Ondan sonra da size free olarak analiz ediyor bu site. Tamam mı? Sitede zararlı var mı? Ekran görüntülerini veriyor. Ne yapıyor uygulama? Onu söylüyor. Ivır zıvır. Hepsini size gösteriyor arkadaşlar. Mevzu bu. İşinize yarar diye düşünüyorum. Bu şekilde makinenizde herhangi bir zararlı yazılım varsa vesaire bunları rahatlıkla görebilir. Ona göre de hareket aksiyon alabilirsiniz. Bugünkü mevzumuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Canlarım kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu like'ları biraz arttırın. Hadi bakayım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Abone olun.